Efendim şimdi tabii Irak Başbakanı aracılık yapıyor. Irak'ta bir bantla bir görüşme olacak. Umarım bunun arkası gelecektir. Bakınız biz yıllardan beri hep Suriye, ta başlangıçtan beri, 2011'den beri hep Suriye'ye yapılan harekatlara, Suriye'ye yapılanlara karşı çıktık. Ve hatta Suriye'de bir an önce masaya oturması gerekir. Terörün bitmesi için bu şarttır. Bölgesel işbirliği bu şarttır hep söyledik. Ve bir de geçen seneye kadar bayağı bir iyi yere gelmiştik. Ne olacaktı? Moskova'da Dışişleri Bakanları görüşecekti. Suriye Dışişleri Bakanı ve Türkiye Dışişleri Bakanı görüşeceklerdi. Bu aşamaya gelmişlerdi. Zaten arkasında belki de Cumhurbaşkanı ve Sayın Esad görüşeceklerdi. Ama ne olduysa seçimlere bir ay kala, geçen yıl seçimlere bir ay kala Dışişleri Bakanımız Amerika'ya gittiğinde Çavuşoğlu aynen şu ifadeyi kullandı. Biz Suriye'deki sorunları Amerika ile beraber çözeceğiz. Ya Amerika Birleşik Devletleri zaten sorunu çıkaran kendisi, sorunu çıkaran da sorun çözülebilir mi? Olmaz tabii. Yani Türkiye bir anda bir rota değiştirdi. Ve ciddi bir rota değiştirdi. İşte o rota değiştirmesine yine biz geri kaldık. Şimdi Irak'la yapılan gelişim anlaşmalar, Irak'la işte yapılan yol, özellikle kalkınma yolu projesi ve bu çerçevede, bu kapsamda Irak'la teröre karşı işbirliği anlaşmaları. Şimdi belli noktalara gelirken tabii Irak'ın da güvenliği için terörden kurtulması lazım. Ona da terör tehdidi, Suriye'de de geliyor tehdidi. Terörden o da muzdarip. Dolayısıyla Irak, Türkiye ile Suriye'nin bir araya gelmesi için çalışıyor. İşte Irak'ta bir Bağdat'ta bir görüşme olacak. İnşallah bu görüşmenin arkası gelir. Orada kalmaz, tıkanmaz. Ve için itibariyle zaten hep söylüyoruz. Bölgede terör bitecek güç bölge işbirliğidir. Özellikle Türkiye, hatta bakın geçen yıldı o şeye karşı, Suriye'nin kuzeyine karşı hava harekatları yapıldı ve pençe harekatları yapıldı. Bundan sonra hava harekattan sonradan usuldendir. Öyledir mutlaka. Kara girer. Kara birliği girer. Kara birliği girmezse oraya, piyade girmezse orada huzuru sağlayamazsın. Biz artık tamamdır. Kara hava harekatları yapıldı. Kara harekatı yapılacak. Hazır bekliyoruz. Ama Rusya dedi ki bu harekatı Suriye ile beraber yap. Çok da güzel söyledi. Çok da doğru söyledi. Ama bizim maalesef yöneticilerimiz hayır biz Suriye hareket yapmayız dediler. Kara hareket yapılamadı. Şimdi tekrar geriye döndük. İnşallah bu Irak'ta yapılacak olan Suriye ile beraber görüşmelerde bir işbirliği kararı çıkarsa yapılacak bir harekat Şu hep ana kadar söylüyorum. olumlu anlamda ilerliyor gibi görünüyor. Efendim, İlerliyor. Evet, önü vaktimiz de kesilmesi çok az. ilerliyor. Evet. Size hemen bir başka çok önemli bir soru sormak istiyorum. Bunu ben de çok merak ediyorum. Bu nükleer doktrinin tekrar gündeme gelmesi, ABD'nin Rusya tarafından tartışıldığı bir dönemde Türkiye'deki ABD'nin üsleri var. Bu ABD'nin üsleri Türkiye için ciddi bir tehdit midir, değil midir? Olası böyle bir durum için neler söylersiniz? Efendim Türkiye'deki ABD üslerine baktığım zaman iki tanesi çok önemli. Ben iki tane çok önemli. Hatta üç tanesi diyebiliriz. Ama ikisi çok çok önemli. Bunlardan bir tanesi İnciliktir. Diğeri Kürecik radarı. İncilik'te Amerika'nın 70-80 nükleer bombası vardı. Şu anda aldığımız haberlere göre 40 civarına kadar düşürmüşler. Ama ne olur? Rusya'yla bir nükleer çatışmaya girilir mi? Tabii istemez gönül ama ben şunu söyleyeyim. 3 sene önceye göre nükleer çatışmaya daha yakın dünya. Yani 3 sene önce diyelim ki binde 1 ise bugün belki binde 20, binde 30 ihtimal diyebiliriz. Ama yaklaşıyor dünya her geçen gün. Çünkü Rusya konvansiyonel güç olarak Avrupa ile baş eder. Ama Amerika devreye girdi, giriyor zaten. Eğer bir NATO Rusya çatışmasına girerse konvansiyonel Rusya geri kalacaktır. Ama Rusya bunu hep söylüyor. Ben diyor sıkışırsam, zorda kalırsam topraklarımı korumak için nükleer gücümü kullanırım diyor. Ki Açıkça bunu bunun için söylüyor. de düğmeye bastı galiba, öyle değil mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri de artık Ukrayna'ya dedi ki benim silahlarımı da kullanabilirsin, iznini çıkarttı Biden. Ya bu da hani ortamın daha ısındığı anlamına gelmez mi efendim? Tabii ortam ısınıyor ama şunu söyleyeyim. Yani bu silahları kullanması demek henüz Rusya'nın elindeki konvansiyon güçlerle Ukrayna'ya verilen desteği durduramayacağı anlamına gelmez. Yani Rusya şu andaki elinde konvansiyon güçleri Ukrayna'daki verilen desteği de
Avrupa'nın elindeki nükleer gücü, konvansiyonel gücü durduracak kapasiteye sahip. Ama büyük çapta bir NATO saldırısıyla karşı karşıya kalırsa, yani bütün NATO ülkeleri ve Amerikan var gücüyle Rusya'ya saldırırsa, işte o zaman Rusya ne yapacak? Nükleer güce başvuracak. Peki bunu efendim. Bunu zaten açık söylüyor. Peki, çok çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgi için. Kısıtlı bir zamanımız vardı, bize eşlik ettiniz. Değerli katkılarınız için çok çok teşekkürler. Ve ben efendim, şimdi Ülker